Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, ya ben seni, ya beni, bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hercai 13. bölümde, yani yeni sezonda neler olup bitecek analiziyle karşınızdayım. Analizlerin devamı ve tam gaz videoların devamı için hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Efsane içerikler üretmeye çalışıyoruz çünkü Reyhan ve Miran büyük aşkı için, güzel çiftler için videoya bir like atın ve hala kanalımıza abone değilsiniz abone olup bildirimleri açın. İsterseniz beni mesut edersiniz. O halde başlayalım. Herkesin merak ettiği Reyhan ve Miran evliliği gerçekleşecektir. Fakat bu zaman alacaktır. Bir ay sonra Miran Reyhan'dan vazgeçmeyecektir ve gönlünü boşayacaktır. Azize'nin intikamı sadece Reyhan ve babasıyla ilgili değildir. Azize'nin intikamındaki en büyük etken Nasuh'tur. Azize ile Nasuh geçmişte bir ilişki yaşadığı kesindir. Azize ise intikam planlarına devam edebilmesi için Miran'a ihtiyacı var. Ancak Miran Reyhan'dan vazgeçmeyecektir. Ve bu yüzden Azize Reyhan ile Miran'ı sonraki süreç çerçevesinde evlendirmek isteyebilir. Bunu Gönül ve Sultan Aslan Bey hoş karşılamayacaktır. Sultan geçmişe dair çok önemli bilgiler biliyor. Azize'ye sürekli tehditler yağdırmaya devam edecektir. Azize Sultan'a geri çeviremeyeceği bir teklifte bulunacaktır. Oğlu Fırat Azize Sultan'a oğlunun Fırat olduğunu söyleyecektir. Yani Sultan Azize'ye tehditler yağdırmaya devam ederse ona geri çeviremeyeceği bir teklifte Fırat'ın oğlu olduğunu söyleyebilir. Sultan oğlunun Fırat olduğunu öğrense de uzaktan uzağa sevebilecektir. Yani Azize çirkin planların üstüne katarak arttıracaktır. Her ne kadar sır öğrenmiş olsak da ortaya çıkmayan bir sürü sır var. Bu sırları duydukça kulaklarımıza inanamayacağımız, Azize'nin intikamı sadece oğlu Mehmet ile alakalı değil, Azize'nin geçmişi karanlık olduğunu çıkaracağız. Evet, karanlıktır. Nasuh ile Azize'nin geçmişini öğrendiğimizde şok olacağız. İlerleyen bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Gel gelelim Reyhan hamile mi? İki farklı şekilde açıklayacağız. Yeni sezonda hemen Reyhan hamile kalmayacaktır. İlerleyen zamanlarda olabilir. 2. ve 3. bölümlerde kalacaktır. Yeni sezonda Fırat ve Miran dostluğu düşmanlığa dönüşecektir. Fırat Azize'ye çok bağlı birisidir. Şu anki varlığına Azize sayesinde ulaştığını fark edince ailesini hep korumak isteyecektir. Azize Reyhan yüzünden Miran Aslan Beylere zarar verdiğini düşününce Fırat Miran'a karşı karşıya gelmesi söz konusudur. Miran'ın Azize'ye karşı tavırları aynı olursa Miran Azize'den gittikçe daha da uzaklaşacak. Diğer Azize'nin Miran'a olan tavırlarında değişiklik olabilir. Fırat'la Miran'ın birbirlerine düşman gibi davranmaları tamamen Azize'ye bağlıdır. Eğer Azize planlarında değişiklik yaparsa ve Reyhan'la evlenmesine izin verirse Miran'la Fırat'ın arası açılmayacak. Miran'ın da işine gelecektir ama her ne kadar Azize plana Reyhan'la Miran'ı dahil etse de işler bozulacaktır. Çünkü Reyhan evliliği kabul etse de Azize de bu evliliğe destek verse de Reyhan ile Miran evlenemez. Özetle Reyhan'la Miran'ın evlenememesi eşittir Miran'ın sürekli hata yapmasıdır. Ve Miran'ın çıldırması, Miran bu şekilde davranması Aslan Beylere zarar verir. Fırat'la Aslan Bey ailesini karartmak için Miran'la arası açılacaktır. Geçmişe gidersek. Azize ve Nasuh gençken birbirlerini deliler gibi seviyorlarmış ve sonrasında Nasuh'un yaptığı hatalar yüzünden Nasuh Azize'yi bırakmak zorunda kalıyor ve Azize bir başkasıyla evlenmek zorunda kalıyor ve Azize'nin intikamı başlıyor. Ama bu intikamı daha çok alevlendiren olaylar var. Azize'nin oğlu Mehmet ve Dilşah olayı, bu olaylar Azize'nin intikamını arttırıyor. Reyhan Miran'ın evlilik teklifini kabul edecek mi? Reyhan evliliği kabul edecektir. Ancak her şey tam güzel olacak derken araya engeller girecektir. Ve evlilik gecikecektir. Peki ne zaman evlenirler? Bu dediğin gibi zaman isteyecektir. Bir ay sonra da olabilir. Birinci sezon Reyhan hamile kalmamıştır. İkinci sezonda kalır mı derseniz Reyhan'ın hamileliği şu şekilde olabilir. İlk bölümlerde yeni sezon 2. ve 3. bölümlerinde diye düşünüyorum. Reyhan ile Miran'ın yakınlığı artacaktır. Bu yeni sezon başladığında hemen olmayacaktır. Evlenme ve Reyhan'ın hamile kalması ilerleyen bölümlerde yeni sezon 2. ve 3. bölümlerinde dediğine göre
Aliya'nın büyük bir ihtimal erkek bebeği olabilir ama Azize'nin B planı burada devreye girebilir. İkinci sezonun bitmesine yakın Reyyan'ın İstanbul serüveni başlayacaktır. Bu olaylar gerçekleşmeden Şadoğulları ve Aslan Beyler arasındaki savaş gittikçe artacaktır. Azize'nin P planı şu şekilde olabilir. Anlatıyor. Reyyan'ın bebeğe doğmadan Gönül'ü hamile gibi gösterebilir. Olmadığı halde ortaya böyle bir yalan atar. Sultan tehditleri de böyle bir şey yapabilir. Sonrasında Reyyan'ın bebeğinin doğar doğmaz öldüğünü ve Reyyan'ın bebeğinin Gönül'ün bebeği gibi gösterip Reyyan'ın Miran'dan savunmasına vesile olabilir. Bu olaylar hemen gerçekleşmeyecektir. Sadece bir tahmin ortaya sürüyorum. İntikam ateşi de bir yandan hız kesmeden sürerken Azize'nin intikamı daha artacaktır. İkinci sezonda Elif Azat'ı sevecektir. Fakat Miran'a engel olan karakterlerden birisi de Azat. Azat Reyyan'dan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Elif'in sevgisini fark edecektir ve bundan yararlanmak isteyebilir. Ailesi tarafından ama felakin Azat da bir taraftan Elif'e karşı hisleri aşka dönüşüp sevse de Reyyan'dan kolay vazgeçmeyecektir. Sezon finaline doğru ilerleyen bölümlerde Elif ve Azat aşkı sezon finaline doğru başlayacaktır. Elif Azat'ı seviyor fakat Azat'ın sevmesi sezon finaline doğru biraz zaman isteyecektir. Bununla da birlikte bazı sırların sezon finali veya sezon finaline yakın bölümlerde ortaya çıkacağının yönündeyim. Miran'ın babası Hazar fakat bu bilinmiyor. Ortaya sezon finalinden önce çıkarsa baba oğul çok güzel sahneleri görebiliriz. Sezon finalinde de aynı şekilde çok daha güzel bomba gelişmeler yaşanacaktır. Azize ile Nasuh'un geçmişiyle sezon finaline doğru yavaş yavaş bir takım sırlar ortaya çıkacaktır. Analizimizin burada sonuna denk geliyoruz. Sizlere bu videoda Hercai yeni sezonda neler olacak, neler bitecek tüm detaylarıyla vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir sizler de. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız ve videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aşağı kısımda yorumlarda belirtmeyi bulunmayı unutmayınız. Daha fazla daha yeni daha güzel gelir seni video istiyorsanız da demiş olduğum gibi kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın. Bay bay.